Evden eve taşımacılarla ilgili geçen haftalarda şikayetler gelmişti. Biz de tarafları dinledik, baktık. Dedik ki yani nakliyatçılar da yani haklı olabilir bazı konularda. Sonra biraz daha derinlemesine gittiğimizde baktık ki yani nakliyatçılar yani evden eve taşımacıların böyle bir birliği falan yok. Herkes ferdi çalışıyor. Yani işte efendim bir iş yeri kurmuş. Sen gidip görüyorsun ömründe kaç defa nakliyatçıyla işin olabilir. Bir de onu düşün. Şimdi bazı nakliyatçılar yani şöyle diyeyim. %20'si dürüst. 80'ine güvenme. Neden? Çünkü sana bir gün vermiş. Diyor ki şu gün şu saatte geleceğim diyor. Sen ona göre işte evi boşaltmak veya taşımak gibi belki şehir dışına çıkacaksın. Ona göre hazırlığını yapıyorum. O gün gelmiyor. O gün gelmediği zaman işte senin bütün projen yıkılıyor. Yani şimdi anlaşmışsın, diyelim ki ikiye anlaşmışsın. İki birim diyorum yani ben orada rakam vermiyorum. İki birime anlaşmışsın. O gelmiyor ama senin numaranı birine veriyor. Biri arıyor diyor ki lan bu arkadaş gelmiyormuş onun yerine ben gelirim yalnız ben üçe gelirim. Nasıl yapacaksın? Ya üçü kabul edeceksin ya da bütün projen iptal olacak. Sonra bir daha nakliyatçı bulman için senin 3-4 günün gidecek. Bunun gibi. Bunlara dikkat edelim. Bir de bakıyorlar efendim işte evin durumuna veya diyelim ki yalnız bir bayan. Geliyor iki tane buzdolabını çamaşır makinesi aşağı indiriyor. Sonra geliyor ki olmaz diyor ya. Bu fiyatı olmaz. Senin eşyaların biraz fazla. Biz 2 demiştik ama 3 olsun. İşte eşyanın ikisini de aldı götürdü. Veya içeride 5 tane güçlü kuvvetli insan var. Yani ne yapabilirsin? Tamam dedim diyor geçen bir arkadaş. Bunlar oluyor mu? Oluyor. Yani az mı oluyor, çok mu oluyor ama sıkça oluyor. Yani bunlarla ilgili birçok şikayetler geliyor. Biz baktık ama içinde hepsini suçlamaya gerek yok. Gerçekten işini dürüst yapan arkadaşlar da var. Bunlarla aşk olsun.